Antalya'da yaşayan Mısra Erkal örnek bir davranışa imza attı ve Muratpaşa Belediyesi'nden aldığı kamu personeli seçme sınavı ücret desteğinin fazlasını iade etmek istedi. Erkal, belediyenin sınav, yol ve yemek yardımı olarak yatırdığı 300 liranın 210 lirasını iade için başvuruda bulundu. Sınavının 90 lira olduğunu belirten Erkal, başka insanların sınava girmek için 90 liraya ihtiyacı olabileceğini söyledi. Antalya'da yaşayan Mısra Erkal bu yıl Süleyman Demirel Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümünden mezun oldu. O da diğer üniversite mezunu gençler iş arayan binler gibi Ağustos ayında yapılacak KPSS'ye girmeye karar verdi. Sınav ücretini nasıl ödeyeceğini düşünürken internette Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın belediyenin daha önce sosyal yardımda bulunduğu ailelerden KPSS'ye girecek olanların sınav ücretlerini karşılayacaklarına ilişkin duyurusunu gördü. Duyuruyu tıkladığında belediyenin komşu meclisi uygulamasının açıldığını anlatan Erkal, internet üzerinden başvurusunu tamamladığını söyledi. Sonrasında belediyeden gelen bir telefonla başvurusunun kabul edildiğini öğrendiğini anlatan Erkal, hesaba gelen paranın sınav ücretinin kat be kat fazla olduğunu ve bu fazla parayı geri iade etmek istediğini söyledi. Belli bir miktar yatırdılar. Bu miktar benim sınav ücretimi çok çok aşıyordu. Ben parayı geri yatırmak istediğimi söylediğimde aslında diğer insanları da belki benim sınavım 90 liraydı. Belki 90 liraya ihtiyacı olan insanlar da girebilir düşüncesiyle geri yatırmak istediğimi söyledim. Sınav ücreti olarak fazla yatırılan 210 lirayı Muratpaşa Belediyesi'ne iade etmek isteyen Erkal'ın bu duyarlı davranışına Muratpaşa Belediyesi de kayıtsız kalmadı. Sınav ücreti dahil yol ve yemek parası olarak yatırılan ücretin sınav günü ihtiyacınız olabilir, sizde kalsın yanıtını verdi. Önemli bir sınav açıkçası. Geleceğimizi belirleyen bir sınav. Onun için Muratpaşa Belediye'mize çok teşekkür ediyorum bu konuda. Bütün öğrencilerimize, gençlere destek oldu. Özellikle ben hani şu anda mezunum. Kara kara düşünüyorum ne yapacağım, ne edeceğim diye. Çok iyi bir öncülük sağladı. Çok teşekkür ederiz. İnşallah daha devamı da gelir. İyiliklerle buluşmak dileğiyle diyorum.